Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İniyorlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şöyle tığımın numarasını göstererek başlayalım. İğne aparatı olarak bu tığımızın kapağını kullanacağız. Böyle şu üç renkten siyah zemin üzerine bir model hazırladım sizler için. Şimdi modelimize bakalım. Şöyle iğneden tığa bir model. Bu şekilde arkadaşlar. Şöyle. Bu model benden istendiğinde arkadaşlar şöyle zemine tığ battıya yapışık haldeydi. Böyle tabii ki her zamanki gibi sık iğneli trabzan üzerinde. Sinek kanadı üzerindeydi. Sinek kanadının yerine bu şekilde tığın baş kısmı ile hazırladığım ilmekleri ve yaprağı da ön plana çıkarmak için bu şekilde yaprak gözükmüyordu. Fazla kendi ön planda değildi. O yüzden 7 olan kirpik sayısını 4'e düşürerek aralarına da zincir yerine şöyle örümcek kullanarak daha çok iğne oyasına benzediğini düşünüyorum. Evet arkadaşlar şöyle kalıp gibi ütülemedim de ütüsüz tabii ki şöyle ütülendiğinde incecik olacak. Evet modelim bu şekilde. Şimdi modelimin anlatım kısmına geçelim. Şöyle ilk önce yemenimizin kenarlarını tığ battıları hazırlıyoruz. Bu tığ battıyı soran arkadaşlar için 696 no'lu videomda tüm püf noktaları mevcut arkadaşlar. 696 Nurgül'ün tığ ve iğne yolları yazdığınız takdirde hemen kenar tığlama tüm püf noktalarıyla çıkacak. Evet, şöyle bakın ara mesafesine 15 tane bu şekilde kirpikli trabzan koyuyorum. Özellikle bu şekilde arkadaşlar büyük yaptım. İster havlu kenarına yapın, ister mevcut örtülerine yapın. Şöyle sizlere çok güzel bir model hazırladığımı düşünüyorum. Evet, tüm değişik nasıl zarif olur, nasıl yaprakları böyle toparlak ön plana çıkarırım. Hepsini kendim emeğimle tasarladım arkadaşlar. Dediğim gibi tığ battının üzerindeydi. Buralarda sinek kanadıydı ilmek yerine. Ve şuraları ilk önce tutturmadım. Sonra tutturunca daha hoş durdu. Biraz emekli oldu arkadaşlar videom. Belki bildiğiniz modeli kadar zarif hale getirdim sizler için. Çok zarif oldu bu şekil. Çok hoşuma gitti. İnşallah siz de beğenerek yaparsınız arkadaşlar. Evet, ilk önce şu 15 olan ara mesafeyi verelim. Ben 13 tane vermişim. Şimdi sizlerle beraber ilk yapar gibi başlıyorum. İpimi tığıma tutturdum. Bir zincir çekerek ve şöyle 2 2 alarak bir trabzan yaptım. 4 zincir çekiyorum. Kapatıyorum buraya. Bir tane kirpik oluşturdum. Bir zincir, bir defa doladım. Şöyle 2 2 alarak bir trabzan yaptım. 1 2 3 4. 15. trabzanımı bu şekilde hazırladım. Araya bir zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Şimdi bu şekilde yuvamızı hazırlayacağız. Bakın bir tane boş trabzan. Bir defa doladım. Şöyle 2 2. İkincisinin içine 4 zincirden bir tane tomurcuk yapıyorum. Şöyle kapattım tomurcuğumu. Yine bir zincir çekip bir tane boş trabzan yapıyorum. Kenarlarında boş, ortasında da dolu kirpikli trabzanı yaptık. 10 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Hemen ters tarafına döndüm. Buradaki ilk trabzanımın tepe noktasına yani boş olan trabzanımı 10 zincirimi kapattım. Şöyle bir zincir çekip döndüm düz tarafına. Hemen bu bir zincirimi 10 zincirli bu büyük ana yuvaya sık iğne ile sabitledim. Şöyle tepesinde de bir tane zincir çekiyorum. Hemen tığımın kapağını kullanarak aparat olarak bunu kullanacağım. Bu boyutta arkadaşlar küçük meyve suyu pipetleri de olur. Hani çocukların beslenmesine koyduğumuz. Hemen yine aynı şekilde yuvanın içine giriyorum. Şöyle bir ve iki tane zincir çekiyorum. Buraya taktım. Bu şekilde toplamda 12 tane böyle aparata ilmek toplayacağız. Yine dibine girip şöyle bir ve iki tane zincir çekiyorum. Hemen buraya kapattım. Bakın 3. Yuvaya giriyorum. 1
ve 2 zincirimi çekiyorum. Kapattım. 4. Şöyle her yaptığımızı sağa doğru çekirsek arkadaşlar rahat bir şekilde 10 zincirin üzerine ilmekleri sığdırabiliriz. Ben ekrandan daha öne doğru yapıyorum. Siz daha böyle dip dip yapın. Çekmek zorunda da kalmazsınız. Gördüğüm kadarıyla kameradan bu şekilde yapabiliyorum arkadaşlar. Evet, 6 olmuş. Bir 6 daha yapacağız. 1, 2, 7, 8, 9, 10 ve 11. Evet, şimdi 11 tane bu şekilde yaptık. Bakın, sayalım tekrar. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 tane bu şekilde aparatımıza ilmekleri topladık. Ve buraya bakın aynı yuvanın içine şöyle 1, 2 tane zincir çekiyorum. Hemen aparatımı şöyle oynattım. İlmekleri çıkardım. Bakın sıkı sıkı kalıpladığımız için güzel bir şekilde çıkardık ilmeklerimizi. Hemen ilmeğimi şöyle ters tarafına çeviriyorum. Ve hemen bu bir tane alıyorum. Bunun boyutunda da tığımda olan ilmeği uzatıp böyle ikisini bir şöyle sık iğne ile buraya sabitledim. Bu bizim ilk yuvamız olacak arkadaşlar. Hemen 5 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4 ve 5. İkişer ikişer şimdi bunları dal yapacağız. Bakın 1, 2. Buraya bir tane yuva hazırladım. Yine 5 zincir. Şöyle 2 tanesini tığıma takıp 5 zincirimi burada kapattım. Toplamda 5 tane buraya yuvamız olacak 5'er zincirden. Yine 2 tanesini tuttum. Bu şekilde. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bunlar yapacağımız yaprağımız için yuva olacak arkadaşlar. Şöyle rahat bir şekilde yapabilmek için. 3, 4 ve 5. Evet, 5. ve sonuncu yuvamız için yine 2 tane ilmeğimizi aldık. Bakın bu şekilde yuvalarımız hazır. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Buradaki ikinciye tutturuyorum. Şey kirpiğin, ikinci kirpiğin içine bu bir zincirimi sabitim. Şöyle arasında bir tane böyle kirpikli trabzan kalacak. Hemen bir zincirimi çektim. Gerisin geri yuvanın içine bu şekilde sabitledim. Bakın buralara yuva hazırladık. Şimdi buralara da yaprak yapacağız. Bir tane zincir çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. Hemen yuvanın içine girdim. 2 ve 2. Bir defa tığımı doladım. Yuvanın içine giriyorum. 1, 2 ve 2. Bakın fazla uzun olmaması için şöyle toparlak bir yaprak yapacağım. 2 defa tığımı doluyorum. Yuvanın içine girdim. 2, 2 ve 2. 2 defa tığımı doladım. Yuvanın içine giriyorum. Şöyle 1, 2, 2 ve 2. 4 tane bakın. Kenardaki bir zincirle beraber 5 tane trabzanım oldu. Yine aynı şekilde 2 defa doladım. Bakın bu 2 dolama işlemi 3. dolayışımız. Fark ettiyseniz bu şekilde hazırlıyoruz. Şimdi buraya 5 tane zincir çekiyorum. 3, 4 ve 5. 5 tane zinciri üstte yapacağımız kirpikler için yuva olarak hazırladım. Geriye kalan kısmı da sık iğne yapıyorum. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane sık iğnemi yaptım. 7.yi de yuvada hazırladım. Bu şekilde yaprağımı tamamladım. Şimdi ikinci yuvaya sık iğne ile sabitleyip üzerine bir zincir çektim. Evet, bir defa tığımı doladım. Yuvanın içine giriyorum. 2 ve 2. Bir defa tığımı doladım. 3 seferde. Şöyle 1, 2 ve 2. 2 seferde, 3 seferde alacağım. Yuvadan giriyorum. İlmeğimi alıyorum. 2, 2 ve 2. 2 defa tığımı doladım. Yuvanın içine giriyorum. Şöyle 1, 2, 2 ve 2. Bakın bu şekilde 5 tane trabzan. 2 defa tığımı doluyorum. Yuvanın içine girdim. 1, 2
2 ve 2. 5 tane zincir çekiyorum. Hemen 5 zincirimi trabzanımın arasına kapattım. Bu şekilde yuva hazırladım. Geriye kalan kısmı 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bu şekilde 7 tane sık iğnemizi yaptık. Hemen diğer yuvaya da geçiş yaptım. Bu şekilde sık iğne ile. Bir zincir çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. Hemen yuvanın içine giriyorum. Bakın 2 ve 2. Bir defa tığımı doluyorum. Yuvanın içine girdim. 1, 2 ve 2. 3 seferde. 2 defa tığımı doladım. Yuvanın içine giriyorum. Şöyle 2, 2 ve 2. 4 tane trabzan. 2 defa tığımı doluyorum. Yuvanın içine giriyorum. 1, 2, 2 ve 2. 2 defa tığımı doladım. Yuvanın içine girdim. Şöyle 1, 2, 2 ve 2. 5 zincir çekiyorum. 5 zincirden yuva yaptım. Şimdi arkadaşlar sık iğnesini yapacağız. 6 tane buraya. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 7. yine bu 5 zincirli ana yuvada yapıyorum. Diğer yuvaya sık iğne ile geçiyorum. Bakın arkadaşlar bu şekilde şu yaprağın güzelliğine bakın. Aynı sistemle yaparsanız böyle toparlak güzel bir yaprağınız olacak. Bakın bir zincir çekerek başlıyorum. Bir defa tığımı doluyorum. Şöyle 2 ve 2 alarak bir zincir boyutunda çekiyorum. Bir defa doladım. Şöyle 1, 2 ve 2. Belli belirsiz bir hafif uzunluk var. Altta da bunun sık iğne olduğu için bir zincirin iki zincir gibi duruyor arkadaşlar. Bakın bu da 3 seferde ama 2, 2 ve 2. Bu da bir sonrakinden hafif uzun. Yine 2 defa doluyorum. 2 dolamam 3 seferde oluyor. O yüzden bu şekilde toparlak bir yaprağım oluyor. 5 tane trabzanım var. Bakın bir zincirle beraber 5 trabzan. 6.'yı da aynı şekilde yapıyorum. 1, 2, 2 ve bakın. 2 5 zincir. Bu benim kirpiğim için yuva olacak. 5 zincir. Bakın buraya bir tomurcuk oluşturdum. Geriye kalan bu kısma 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 6.'yı da bu şekilde yaptım. 7. sık iğnem yine 5 zincirli ana yuvada. Şöyle sonuncu yuvaya bir sık iğne ile geçiyorum. Sonuncu yuva olduğu için son kez bir tane daha gösterelim. Bir zincirimi çektim. Hemen bu 5 zincirli yuvaya 2 ve 2 alarak bir zincir boyutunda bir trabzan yaptım. Bir defa tığımı doladım arkadaşlar. Hemen 3 seferde şöyle 1, 2 ve 2. 2 defa tığımı doluyorum. Şimdi 3 seferde 2, 2 ve 2. Yine 2 defa doluyorum. Son 3 trabzanı 2 defa dolayarak yapıyorum. 4 ve 5'i de 1, 2, 2 alarak 4 seferde. Evet, 2 defa doladım. 1, 2, 2 ve 2. Şimdi arkadaşlar burada toplamda 6 trabzan var. Sonuncu trabzana sık iğne yapacağım. 5 zincirimi çekiyorum. İçine kapattım. Geri kalan bu kısma şöyle 6 tane sık iğne yapıyorum. Yani tomurcuktan geriye kalan kısmı 6 sık iğne. Şöyle 2, 3, 4, 5 ve 6. Bu şekilde 6 tane yaptım. 7.'yi de yuvada yapıyorum. Bakın. Şimdi arkadaşlar buraya 5 tane zincir çekerek aşağı ineceğim. Şöyle 3, 4 ve 5.
boyutuna 5 zincir. Bu hani 10 zincir çekip ana yuva yapmıştık ya. 5 zincirimi oraya kapatıyorum. Şöyle ana yuvaya inmiş oldum. Bu şekilde indim. Şimdi direkt bir defa tığımı doluyorum. Yaprak işlemimiz bitti. Zaten bu modeli arkadaşlar gösteren bu yaptığımız yaprak. Bakın trabzanımızı yaptık. Hemen direkt hiç zincir falan çekmeden. Şimdi bir zincir çekiyorum. Boş bir trabzan yaptım oraya kirpiksiz. Şöyle alt kısma geldiği için. 1, 2, 3. Şöyle takalım tığımızı. 3 ve 4. Kapattım. Bir zincir çekiyorum. Bir defa doladım. 2 ve 2. Şimdi yuva yaptıktan sonra bir tane boş trabzan yaptım. Bir tane kirpikli trabzan yaptım. Şöyle iki zincirimi çekiyorum. Bakın bu sık iğne ile aşağı indiğimiz yer var ya. İster bırakın ister bırakmadan arkadaşlar net görün diye bu şekilde. Buradan hemen bu iki zincirimi buraya şöyle sabitliyorum. Bakın tutturma işlemi. İki zincir çekip tekrar trabzana kapatıyorum. Bakın bu şekilde tut. Buraya iyi bakın arkadaşlar. Şöyle ortada bir tane yine şuradaki gibi. Burada da bir tane bıraktım. Bu şekilde tutturdum. Tutturduktan sonra araya bir zincir, bir defa doladım. Şimdi 15 tane bu şekilde ara mesafe suyu vereceğiz. Çimenini vereceğiz. Hemen kirpiği yaptım. Bir zincir, bir defa doladım. Şöyle 2 ve 2 aldım. Evet, bu şekilde. Başta da 2 tane gösterdim. Şöyle şimdi de bir iki tane göstereyim arkadaşlar. İnşallah yavaş bir şekilde anlaşılır bir şekilde anlatıyorumdur. Bazen arkadaşlar yazıyor hızlı diye. Yaşlıyım genelde yaşlıyım hızlı anlatıyorsun diyenler oluyor. Gençlerden pek diyen yok sanırsam. Bir tane zincir çekiyorum. Şöyle 2 2 alarak trabzan yapıyorum. Üzerine 4 zincir. Bu da kirpik oluyor. Evet arkadaşlar bu şekilde 15 tane yapacaksınız ara mesafesi olarak. Şöyle. Sonra bu yuvayı kurup bu yaprak yapma işlemini yapacağız. Bakın. Ütüsüz olduğu halde size kalıp gibi şöyle ilmeklerden oluşan bir yuva hazırladım. Bu şekil oluyor arkadaşlar. Şöyle sizlere bu şekil yaprak, bu şekil ilmek tasarlamak için uğraştım. İnşallah siz de beğenirsiniz. Hemen şunu ben biraz çoğaltayım. Hemen kirpikleri yaparak devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi üst kısmının yapımına geldi. Kirpiği özellikle hafif tuttum ki yapraklarımız ön planda gözüksün diye. Fazla kirpik olunca yapraklar arka planda çok basık kaldı arkadaşlar. O yüzden bu şekilde 4 tane kirpik yapacağız. Şöyle 5 zincirimi içine sık iğne ile ipimi sabitliyorum. 5 zincir çekiyorum. 3, 4 ve 5. Şöyle ilk kirpiğimi kapattım. Bu 1. 3, 4 ve 5. Şöyle. 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir. 5 zincir çekiyorum. 5 zincirimi kapatıp buraya 4 tane kirpik yaptım. Bakın bu şekilde. Dibine bir zincir çekiyorum. Örümcekleri muhakkak alt kısmına bu şekilde bir zincir çekerseniz şu bombillik daha güzel duruyor arkadaş. Hem de bozulmuyor ütülendiği zaman veya yıkandığı zaman. Böyle minik bir örümceği geçiş köprüsü olarak kullanıp şöyle ikinci yaprağıma bakın bu şekilde geçiş yapıyorum. 5 zincir. 5 zincirimi kapatıp buraya bir kirpik oluşturdum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Kapatıyorum 5 zincirimi. Bu bir kirpik. 5 zincir. Şöyle. Bakın ilmeklerle de çok güzel bir örümceğimiz böyle bir ahenk veriyor. Aynıymış gibi.
Bu şekilde daha çok iğne oyasına benzediğini düşündüm öbürki yapılan işlemden ziyade. Yine dibine bir zincir çekiyorum. Şöyle bakın arkadaşlar, fazla büyük güzel durmuyor. O yüzden bu şekilde minik bir örümcek yaparsanız daha güzel, şöyle aralarında duruyor bozulmadan. Şu şekilde göstereyim, tersten daha iyi anlaşılır. Evet, aynı şekilde işlemimizi bitirip rahat rahat da bakabiliriz. Şöyle 5 zincirimi çekiyorum. Kapattım. 5 zincir. Bu tepede yaptığımız yeşil 5 zincirli yuvaya 5 zincirden 4 kirpik yapıyoruz. Şimdi kapatıyorum. 5 zincirimi de sıkı sıkı çekiyorum ki şöyle kalıp gibi kirpiklerim olsun. Evet, yine hafif bakın ipi uzattığınız şekilde, büyüklükte daha doğrusu, örümceğiniz olur. Dibine bir zinciri çekmeyi unutmayın. Sonra bir tane sık iğne. Şöyle tekrar yapalım örümceğimizi arkadaşlar. Bir an göremedim. Şöyle hafif ipimi uzatıp yeniden bir örümcek hazırlıyorum. Demin biraz sanki telinden girmişim gibi geldi. O yüzden söktüm arkadaşlar. Hemen bu minik örümceğimizi bu şekilde yuvamıza kapatıp 5 zincirimi çekiyorum. Ve buraya kapattım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şöyle kapattım. 5 zincir. 1, 2, 3, 4 ve 5. Evet, 4 tane yapıyorum arkadaşlar. Şöyle 3 çok küçük durdu. 5 de bayağı bir kapladı kendini. O yüzden 4 en güzeli düştü. Denedim daha önce sizler için. 3 ve 5. kirpiği. En güzeli bu şekilde 4 durdu. Hemen yeşil yuvaya kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 zincir. Şöyle yuvada kapattım. 5 zincir. Hemen. Şimdi arkadaşlar bir zinciri çekiyorum 4 kirpikten sonra. Evet, işlemimiz bakın arkadaşlar bu şekilde tamam oldu. Şöyle bunları şöyle tepe noktasına çevirip güzel bir duruş sağlayalım. Hemen şu kirpikleri de yakıp geliyorum. Evet arkadaşlar, hazırlamış olduğum modelim bu şekilde. Bakın çok güzel, şöyle çok tatlı bir model oldu. Çok hoş bir model oldu. Şöyle arkadaşlar öbürünü getireyim yan yana. Bakın bu ara geçiş köprülerindeki örümcekler sarıda daha minik. Şöyle ben kameranın heyecanıyla biraz sanki büyük yapmışım. Daha da minik olursa daha güzel duruyor. Şöyle modelim ikisini yan yana tutayım. Daha net görün. Şöyle. Bunu dediğim gibi mevlit örtülerinde veyahut da havlu kenarlarında da kullanabilirsiniz. Özellikle bu şekilde yaptım arkadaşlar. Böyle çitlerin üzerine çıkardım yere yapışıktan. Bu şekilde yapraklar kendini daha güzel gösteriyor gerçekten. Şöyle modelim bu. Sizler de arkadaşlar emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Çünkü YouTube'da çok yarı yarıya arkadaşlar neredeyse o derece düştü. Desteklerinize ihtiyacım var. Videolarım devamı için, kanalımın böyle gelişip sizlere yeni video çekmem için beğeni ve yorum yaparak desteklerinize gerçekten çok ihtiyacı var kanalımın. Evet, şimdiden hepinize çok 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 teşekkür ediyorum. Şöyle Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.